Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Veteriner Hekim İsmail Kamburoğlu. Bugün sizlere ne anlatacağız arkadaşlar? Bir ufak araziniz var ve çok küçük modelde hayvancılık yapmak istiyorsunuz. İşte bugün size anlatacağımız konu arkadaşlar, 5 tane inekle acaba bir arazimde hayvancılık yapsam para kazanabilir miyim? Bununla alakalı bir video çekeceğiz, video anlatacağız. Nasıl yaparız? Ne kadara mal ederiz? Nasıl bir geri dönüşüm olur? Nasıl bir kazanma olur? Bunlardan bahsedeceğiz ama her zamanki gibi videoya başlamadan önce eğer henüz kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı, videoları beğeniyorsanız bir beğeni işareti koymayı ve videolar geri gelmez sizin ve etrafınızdaki insanların haberi olsun istiyorsanız aşağıdaki zil işareti açık konuma getirmeyi unutmayın diyorum ve hemen hızlıca videoya başlıyorum. Evet arkadaşlar, diyelim ki memleketinizde, köyünüzde, etrafınızda böyle küçük bir araziniz var ve siz bir hayvancılık yapmak istiyorsunuz. Bunu da inekten yapmak istiyorsunuz. Yani sağ mal bir inek işletmesi kurmak istiyorsunuz. Biliyorsunuz bir hayvancılık modeli yapar iken öncelikle bu işin pazarlaması çok önemli. Yani sizler sağmal bir hayvancılık modeliyle alakalı bir şey yaptığınızda eğer ki perakende süt satacaksanız işte perakende süt satmak için 5 tane 10 tane inekler genellikle yeterli oluyor arkadaşlar. Bunların sütünü satmak için etrafınızda eşinize, dostunuza, mahallede, akrabanıza, komşularınıza ve benzeri. İşte böyle bir işletme kuracağınız zaman bundan en iyi şekilde nasıl verim alabilirsiniz ve kaça mal olur? Bununla ilgili bir video çekmek istedik. Diyelim ki böyle bir küçük araziniz var arkadaşlar. 1-2 dönümcük veya 500 metrekare fark etmez. Şöyle arkamda görmüş olduğunuz gibi küçük bir işletme kurabilirsiniz çadırdan. Onu da söyleyeyim size. Çadır derken de bu izolasyonlu bir çadır arkadaşlar. Daha önce bir videosunu çekmiştim. Belki hatırlarsınız Yiğit'le beraber. Yine onun işletmesindeyim. Oradan anlatacağım burada konuyu size. Burada izole bir işletme kurduğunuzda arkadaşlar 5 ineklik size şöyle 25-30 metrekarelik bir çadır yeterli olur. Ha ben bu işi büyüteceğim derseniz belki 50 metrekarelik, 70 metrekarelik çadırlar da kurabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir işletme kurdunuz. Yani böyle bir çadır işletmesi kurdunuz arkadaşlar. Bunu buraya monte ettiniz. Kurulumun montajını yaptınız. Şimdi maliyetlerinden bahsedeceğiz ya, sıra sıra gidelim. Bu bir, aklımıza tutalım. Buraya küçük ikinci el bir yem karma makinesi lazım bize. En ufağından. Çünkü 5 tane inek besleyeceğiz. Epi topu. Günde karacağımız yem toplasanız arkadaşlar. Yani 40-50 kilo da 200-250 kilo bir malzeme karıştıracağız hayvanlara maksimum. Burada başka neye ihtiyacımız var? Bir tane süt sağma makinesine ihtiyacımız var. Hayvanları sağmak için. Bunu da yazdık. Yemlikler, suluklar var arkadaşlar. Her hayvana bir suluk koyalım. Yemliklerini de güzel güzel yapalım. Önlerinde yesinler veya düz bir yer yapalım ama ona da bir masrafımız olacak. Bunu da yazdık arkadaşlar. Başka neye ihtiyacımız var? İşte güğümü, süt güğümüne ihtiyacımız var. Arkadaşlar buradaki malzemeler hepsi toplasanız arkadaşlar burada elektrikle bunu yapacağız veyahut da güneş enerjisinden çek. Burada elektrikle yem karmamızı çalıştıracağız. Bunların hepsini toplasanız 100 bin lira civarında bir bedeliniz olacak. Yani bunların hepsi arkamda görmüş olduğunuz gibi bir çadır kursanız hayvanlarınız için. Efendime söyleyeyim, ikinci el küçük bir yem karama makinesi alsanız, ondan sonra süt güğümü alsanız, süt sağma makinesi alsanız, hayvanların yemlikleri, sulukları derken 100 bin lira bir maliyetiniz var. Şimdi bizim 5 tane çok güzel ineğe ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu 5 tane ineği arkadaşlar bugün günümüz koşullarında çok iyi süt veren hayvanlar arıyor isek veyahut da şöyle güzel simentaller, ırk simentaller arıyor isek arkadaşlar bunların gebelerinden, 6 aylık gebelerinden veya hemen doğum yapmış taze hayvanlar arıyorsak bugün için 50-60 bin lira arasında bir bedeli var. Şimdi iyisini arıyoruz biz çünkü iyi bir hayvan alacağız. Dolayısıyla burada arkadaşlar yüksek bedelden masraf yaptığımızda toplamda biz bu işletmeyi 400 bin liraya kurmuş oluruz. Evet, 400 bin liraya bizim bugün hayvancılık yapabilecek 5 tane inek, profesyonel bakabileceğimiz her şeyimiz, teçhizatımız olan bir işletmemiz artık var diyelim. Bunu hayata geçirelim ve süt satmaya başlayalım arkadaşlar. Ben bugün ülkedeki en kötü perakende süt rakamlarından yola çıkacağım. Bugün marketlerde sütler biliyorsunuz 20-25 liralarda. Dolayısıyla sizler de eşinize, dostunuza çok rahat bir şekilde, ki benim de aldığım gibi işletmen alıyorum ben de, 20 liradan arkadaşlar süt alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben bu işletmeyi tasarlarken buradaki olan işletme, süt aldığım işletme gibi, buralarda olan süt işletmeleri gibi ben size anlatayım bunu. Şöyle tasarladık. 365 günü arkadaşlar 400 günlük periyodun biliyorsunuz bir kuru dönemi var. Hayvanları gebe bıraktırıyoruz. Doğum var. Bir de süt sağdığımız dönem var. Arkadaşlar süt sağdığımız dönemde daha önceki videolarımda görmüşsünüzdür. Ortalama hayvanları 120 ila 150 lira arasında beslediğimizi görmüşsünüzdür videolarda. Yani yüksek süt verimli hayvanlarda. Biz bu işletmelerde sütün yağlı olmasını isteriz. Sütün çok olmasından ziyade yağlı güzel bir süt elde etmek isteriz. Dolayısıyla burada arkadaşlar bizim yaklaşık 130 liralık günlük bir maliyetimiz var. Ve 300 günlük sağım döneminde arkadaşlar bir inek için 40 bin lira
para harcamış olacağız sadece beslenmesine. Bunun kuru döneminde arkadaşlar ve hayvanın buzağa doğru yakınlaştığı dönemde de bir beslenmemiz var. Bu 60 günde de arkadaşlar hayvanları günlük yaklaşık 40-50 lira maliyette, en yükseğini söylüyorum size, 3000 lira gibi bir maliyeti var. Yani bizim hayvan başına arkadaşlar bugünün şartlarıyla, ülkemiz koşullarında 45 bin lira gibi bir maliyetimiz var. Her şeyi dışarıdan alarak yapıyorum. Burada mümkün olduğunca satın almayı doğru zamanda, hani anlatıyordum daha önce videolarda, siz şöyle satın alın böyle satın. Hayır, burada tamamen normal bir beslemeden bahsediyorum size. Yani silajını, yemini, suyunu, işte efendime söyleyeyim otunu, samanını vesairesini döneminde aldınız. Ufak ufak koydunuz. Onun haricinde de arkadaşlar yem alıyorsunuz, tahıl alıyorsunuz gibi gibi anlatıyorum. Yani normal bir köylümüzün yapmış olduğu, vatandaşımızın yapmış olduğu hayvancılık modelinden bahsediyorum. Şimdi burada arkadaşlar 45 bin lira besleme maliyeti yazdık inek başına. Şimdi burada arkadaşlar neler gelecek? Bir ineğin bir dönem boyunca işte vitaminleri olur, veteriner masrafı olur, ufak tefek masrafları olur. Hayvan başına bir de işçiliğimizi yazacağız burada. Yani bizim aylık bir elektriğimiz, suyumuz olacak, kendi işçiliğimiz olacak. Buna da yaklaşık olarak 5 bin lira bir maliyet ekleyeceğiz. Yani 50 bin lira gibi bir maliyetle arkadaşlar bir ineği burada bakıp besleyebiliriz. Şimdi 6 ton bir süt eldemiz var. 20 litreden gidiyorum. Öyle 25 litreden, 30 litreden gitmiyorum. Yağlı güzel bir süt istiyorum arkadaşlar. 20 liradan arkadaşlar hesabını yaptığınızda 120 bin lira gibi bir bedel bulacaksınız. Şimdi benim harcadıklarım 50 bin lira. Süt parası 120 bin lira. 70 bin lira gibi hayvan başına bir gelirim oluyor. 5 inekle çarptığımda 350 bin lira oluyor. Neredeyse arkadaşlar bir sezonun sonunda yaptığım yatırımı geri alıyorum gibi gözüküyor. Ama burada hesaplayamadığımız neler olur? İşte hastalıklar olur, ufak tefek masraflarımız olur ve benzeri bir türlü ve benzeri bazı giderlerimiz olur arkadaşlar. Bunları da çıkartalım. Buna da bir 100 bin lira gibi bedel yazdığımızda siz bu işletmeden arkadaşlar 400 bin liralık bir sermaye ile, eğer doğru bir şekilde pazarınız var ise, bakın altını çizerek söylüyorum, bunu yapan takipçilerim var çünkü, onlardan örnek alarak en kötü koşuluyla, en kötü halleriyle anlatıyorum, 250-300 bin lira gibi bir para kazanabilirsiniz. Yani işletmeyi koydunuz, hayvanları kurdunuz, böyle bir iş modeli yaptınız. Bu tarz bir getirisi elde edebilirsiniz. Nerede? Bu sütü pazarlayabileceğiniz zaman, bu sütü satabileceğiniz zaman, bu hayvanlara bakabileceğiniz zaman arkadaşlar. Bakın pazar çok önemli. Siz bana videolarda soruyorsunuz, bunu nasıl pazarlayacağız diye. Arkadaşlar pazarınız varsa bu işi yapın diyorum zaten. Hani pazarınız yokken ben bir üretim yaptım, bunları ya pazarlayacağım. Bir işin, yapacağınız işin üretiminin pazarı yok ise bu işe lütfen girmeyin diyorum. Aksi halde arkadaşlar o bir sizin elinize külfet olur. O da bir para kazandıracak işte bir zul olur arkadaşlar. Dolayısıyla bugün masrafıyla, gideriyle, başınıza gelebilecek amortismanlarıyla böyle bir işletmeyi kurup işletseniz neye mal olur? Bunlardan bahsetmek istedik. İşte 5 tanecik hayvan ile doğru yönetirseniz arkadaşlar böyle bir iş modeli yapabilirsiniz. Benim bulduğum muhitte de bu şekilde yapanlar çok var. Takipçilerim arasında da çok vardı. Soru olarak da gelmişti. Anlatmak istedim arkadaşlar. Sizler de umarım hoşunuza gitmiştir. Yine videoda yorumlar kısmında arkadaşlar, soru olan kısmında bana çekmemi istediğiniz, anlatmamı istediğiniz konular olursa şayet onlar üzerinden vaktim olduğunca anlatmaya çalışacağım. Diğer zamanlarda arkadaşlar konularımızı çekmeye devam edeceğiz diyorum ve bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.